Merhaba. Hocam, beğenmeyenin olmadığı bir oyun olur mu? Kutu oyunu açısından. Olur. Olur. Dixit. Örnek. Merhaba arkadaşlar. Dixit'i tanıtıyoruz bu oyunumuzda. Düşündük ya biz bir oyuna çok büyük haksızlık yapıyoruz. Bu kadar yıldır YouTube kanalımız var. Neden bu harika oyunu tanıtmadık? Neden harika? Halbuki ilk yapmamız gereken oyunlardan bir Evet. tanesi. Çünkü kutu oyunlarına giriş oyunu diyebilirim. En çok sorulan sorulardan biri. Neyle başlar falan tarzım. Ailemi, arkadaşlarımı nasıl Aynen. Ya sokarım bu hobiye? işte biz komşularla, ne bileyim arkadaşlarla bu hobiyi ilk Babaannemle, tanıtacağım, babaannemle. aynen tanıtacağım kişilere ilk oynattığım oyun. Çünkü basit, kuralları az. Fakat yani insan zihnine çok hitap eden bir oyun. Öyle olduğunu düşünüyorum. Herkesi kavruyor. Gerçekten beğenmeyeni hatırlamıyorum yani. Evet, ben de karşılaşmadım. Bütün aile bireylerime neredeyse anneannem, babaannem aynı zamanda oynadık. Yani onlar bile torunlarından örneklerle falan oynuyorlar. Peki nasıl oynuyoruz? Hemen bir kartlarımıza bakalım. Zaten bir tek bir kartlar var, bir de puanlama sistemi var, değil mi? Evet. Şimdi 6 oyuncuya kadar ana kutuda 6 oyuncuya kadar oynanabiliyor. Herkese 6 tane kart veriyorsun. O şekilde başlıyor. Bir tavşan yarışı aslında. Tavşanlarımızı Aktif olan oyuncu, sırası gelen oyuncu elindeki kartlara bakıyor. Kartlarımız oldukça güzel. Ebe diyelim mi o oyuncuya? Demeyelim ya. Ebe olmam. Aktif oyuncu elindeki kartlara bakıyor. Bir tanesini seçiyor ve o kart kendisine ne çağrıştırırsa onu söylüyor. Bunu söylerken bir sınırı yok. Bir kelime olabilir, cümle olabilir, şarkı sözü olabilir, şarkı adı olabilir, oyuncu adı olabilir. Hiçbir şeyin sınırı yok. Bunu söyledikten sonra seçtiği kartı kapalı bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, ben Diğer de oyuncular da aktif oyuncunun söylediği şeye en yakın, onu en iyi çağrıştıran kendi kartlarından bir tanesini seçiyor. O da ortaya koyuyor. Bütün oyuncular bu şekilde kartları koyuyorlar. Diyelim ki 4 oyuncu vardı. Bunlar karıştırılıyor. Kimin hangi kartı koyduğu belli olmasın diye. Daha sonra bu şekilde açılıyor. şu rakamlara göre. Bunlar önemli. Kaç oyuncu varsa, şimdi 4 var. 1'den 4'e kadar yerleştiriyoruz. Aktif oyuncu dışındaki diğer oyuncular aktif oyuncunun kartını bulmaya çalışıyorlar. Sen Evet. benim kartımı bulmaya çalışıyorsun. Bunu Benim nasıl de yapacağım? elimde oy kartları var. Pullarımla oy Evet. vereceğim. Evet. Gizli bir şekilde hangi numaranın benim kartım olduğunu düşünüyorsan onu koyuyorsun. Herkes de koyuyor kendi şeyini, Şimdi burada hemen tahminini. parantez açayım mı? Genelde yapılan hata şu oluyor, bir de belirli bir yaşın üzerindekilerle oynarken. Oyunu koyarken şu Direkt hareket evet. oluyor. Tercih ettiği kartın üzerine koyuyor, değil Bunu mi? parantez içinde belirtelim, O zaman anlıyorsun o adam bu evet. kartı seçti diye. Senin de fikrin değişebiliyor. Aa, o Evet. olabilir falan gibilerinden. O yüzden şöyle açığa bir yere koymak lazım. Sonra açılıyor bunlar. Benim bir numaralıydı. Tamam. Beyaz bilmiş oluyor. Evet. Tamam mı? Diğerleri bilememiş oluyor. Ben 4'e vermişim. Atıyorum. Abdurrahman da 3'e vermiş. Evet. Şimdi burada sonra puanlama yapılıyor. Benim En güzel kısmı oyunun. evet. Yani bütün rekabeti yaratan kısım Evet, puanlama aynen. sistemi. Şimdi benim kartımı kimse bilemezse ben puan alamıyorum. Ama benim kartımı herkes bilirse de puan alamıyorum. Bu neye cevap biliyor musun? Ben o zaman bu soru da çok geliyor çünkü. Şimdi kartı koyarken ben o zaman o söyleyivereyim ona gibi bir cümle geliyor. Nasıl Mesela ki? atıyorum sen bunu koydun ya. Ha. Şimdi birisi diyor ki ben yapraklı adam diyeyim o zaman. Herkes bilsin benim gibi. İlk Ha. tepki bu Ha, tabii oluyor. tabii yok canım, o puan alamıyorsun. Evet. Herkes bilirse puan alamıyorsun. Sonra şöyle, şimdi kimse herkes bilirse, şurada zaten şeyleri var. Herkes bilirse aktif oyuncu 0 puan alıyor. Diğer oyuncular 2 puan alıyorlar. Evet. Kimse bilemezse de aktif oyuncu 0 puan alıyor. Diğer oyuncular da 2 puan alıyorlar. Artı eğer kendi koydukları karta birisi oy vermişse aldıkları oy başına birer puan alıyorlar. Evet. Örneğin burada bu O benim kart kartımdı. sen 1 puan almış oldun gibi.
Çünkü Abdurrahman bana vermiş. Sana vermiş oyu. Sen bir puan oradan aldın. Fakat burada olduğu gibi bazıları bilir, bazıları bilemezse aktif oyuncu 3 puan alıyor. Evet. Ve bilen kişi de 3 puan alıyor. Hı-hı. Sen bir de buradan bir puan almıştın, 4 puan aldın sen. Ben 3 puan aldım. Özet olarak, pardon, aktif oyuncunun... Ebenin. aktif oyuncunun görevi oyları dağıtmak oluyor. Ama buradan evet, birkaç oy da kendi alsa kurtulması lazım. Yani alarak kurtulmak tabii, istiyor. Tabii. Yani işte öyle bir şey söyleyeceksin ki arada olacak. Ne herkes bilecek ne herkes bilmeyecek. Mesela şu geldi, hemen söyleyeyim. Ben bu kart bana gelmişti. Ben şey dedim, Metallica dedim. Yani ortamda Metallica'nın albümlerini bilmeyecek insan da vardı. Evet. Master of Puppets bazılarının aklına geldi, bazılarının aklına gelmedi. Evet. Bu şekliyle ben bazıları bildi, bazıları bilemedi. 3 puanı aldım. Ha, anladım. Gibi. Bug exploit yapmış oldum. bir şey diyecektim. Ha, bu sistem şunu getirmiş, benim de çok beğendiğim bir şey. Bu oyunu iyi oynayan, kötü oynayan ya da kolay kelime, zor kelime yok. Zorluğu oyuncular belirliyor aslında. Aynen. O çok hoş bir şey. Dolayısıyla sürekli değişen bir zorluk seviyesi ortaya çıkıyor. Evet. Söylenen ipucuna göre. Şimdi mesela takdir edersiniz, şimdi resimlere falan baktığınız zaman böyle bir sanatsal yönü olan bir oyun aynı zamanda. Yine bizim etkinliklerin birisinde bir sanatla çok ilgilenen bir grup vardı. Evet. Onlar oynadılar. Onların oyununa izledim. O dediğin o zorluk seviyesi ciddi yükseldi. Yani şimdi karta bakıyor, öyle şeyler söylüyor ki böyle sanat tarihinden, şundan bundan. Şimdi benim bilmem mümkün değil bunu yani. Ama işte evet, kendi arkadaşları bilebiliyor falan. Evet. O da senin Master of Puppets gibi yapmış. Gibi olmuş, evet, aynen. Biz sanat konusunda cahil olduğumuz için. Yani aktif oyuncu bir kısmına bildirtmeye, bir kısmına bildirtmemeye, diğer oyuncular da öyle kart seçmeye çalışıyorlar ki aktif, oy çeksinler. Oy çeksin. Yani aktif oyuncudan daha iyi kart koyabilirsen ortaya, onun söylediğine uygun, bütün puanları senin toplama ihtimalin de var. Aktif oyuncu puan toplama açısından diğer oyunlarda, mesela aktif oyuncu bensem, atıyorum Blood Rage'de tur benim ya, bana puan toplatacak en güzel hamleleri seçerim. Evet. Ama bundaki aktif oyuncu biraz pasif aslında. Aktif oyuncunun dışındakiler puan olarak aktif. Evet. Yani manipüle eden kişiler evet, diğer kişiler oluyor. Yani benim söylediğime benden daha iyi adam kart koyarsa, herkes de ona oy verirse evet, puanları o toplar. Ben bir ve şey yapamadım. Öyle de denk geliyor bazen. Bazen oluyor. Var mı diyeceğimiz bir şey? Ha, 30'a ulaşınca... Ha, evet, yani oyunlar puan alındıkça bu kendi rengimizdeki tavşanları ilerletiyoruz. 30 puana ulaşan oyunu kazanıyor. Oyunu kazanıyor. Oyun bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Evet. Bir parantez daha açayım. Bir de şu oluyor. Bunu da kulağı küpe mi yapın? Kulak arkası etmeyin. Neyse. Atıyorum. Kartlar koyuldu. Açılmaya başlandı. Şimdi mesela sen sırayla açıyorsun ya bunlara. Hı hı. Şu oluyor mesela. İşte o senin kartın değil, belli oldu yani. Evet, biraz çaktırmadan bakmak lazım. Evet, yani bunun gibi şeyler, ince noktalar oluyor oyunda. Bunlar hep işte oynayarak tecrübe ettiğimiz. Bir de mesela açılırken yorum yapma var. Şimdi sırayla açıyorlar ya. Falan. falan. Şöyle yaptığı zaman, ha tamam, o senin kartın değil, artı sağ adam senden daha iyisini koymuş demek ki yani. Falan. Evet, oluyor böyle şeyler ama da bunlar da eğlencenin bir parçası tabii, aslında. Tabii yani. oyun bu şekilde. Şimdi bir ek bilgi vereyim. Biz bunu eşim ve annesiyle beraber, hani 3 kişi oynayalım dedik. Şimdi 3 kişide şöyle bir durum oluyor. Bir kişi aktif oyuncu oluyor. Diğer 2 kişinin %50 gibi bir şansı oluyor. Çünkü bir kart onun ya. Evet. Şöyle bir çözüm buldum ben. Bilmiyorum bunu uygulayanlar var mı? 3 kişi oynamak istiyorsunuz diyelim. 3 kişinin kartını açtınız. Desteden sırayla 2 kart daha açtık. 5 kart üzerinden 3 oylama yaptık. O da oldukça keyifli oldu. Hani bu da az kişiyle oynamak istediğiniz zaman size yardımcı olabilecek bir şey. Biz denedik. Keyif seviyesini yükseltti. Yani 3 kartla oynamaktan daha keyifli oldu. Anladım. 5 ya da 6 kartla oynamak. Anladım. Nasıl olsa kart sırası önemli değil. O yüzden yani, evet, böyle bir çözüm yaptık. Bu da bizden size bir hizmet olsun efendim.
Dixit dediğimiz gibi biz biraz saygısızlık ettik, kusura bakmasın sevgili yapımcılar. Harika düşünülmüş, bence ultra yenilikçi. Çok güzel. Bir oyun fikri. Bulması da kolay. Yani yerli sitelerde de var. Türkçe Türkçe kural kitapçıyla da var. Temel paket 100 liranın altında diye hatırlıyorum ben. Yok, şimdi çıkmıştır o. Şeyde DNR'da 300 lira yazıyordu bir ara buna. Evet. Onlara kanmayalım. 100 civarı yani, artı eksi olabilir. İşte Neon 1 gitti gidiyor falan, oralara bakalım. Evet. Serkan hocam şey demişti, sanatçıların çizimleri falan. Ek paketleri var Dixit'in. Yeni kartlar katıyor. Onlar da çok güzel. Bizde var birkaç tane. Çok oyun zevkini arttıran kartlar var. Onları da hep kutuları farklı sanatçılar kendi tarzlarında yapmışlar. Her kutuda bir farklı bir çizim, illüstrasyon tarzıyla karşılaşıyorsunuz. Evet. Oyuna çok yenilikler getiriyor efendim. Dil bağımsız, istediğiniz siteden satın alabilirsiniz. Tamam. Bu kadar herhalde. Görüşmek üzere.